Evet, hız kesmeden seçim gündemine devam ediyoruz. AKP'nin itiraz üzerine İstanbul'un 17 ilçesindeki geçersiz oy sayımı bu sabah sona erdi. Sonuçları Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Sandıktan çıkan sonuç değişmedi. Ankara'da yeniden yapılan sayım sonrası tablo yine aynı kaldı. İstanbul'da 17 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti değerli izleyenler. Toplamda 119.652 geçersiz oy sayılmış oldu şu ana kadar. Sonuçta CHP'ye 785, AKP'ye ise 2184 oy yazıldı. Bu sonuçlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değiştirmeye yetmedi. Ekrem İmamoğlu geçersiz oyların da sayım sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş durumda. İmamoğlu 4.171.825 oy alırken AKP'nin adayı Binali Yıldırım 4.153.083'e kaldı. Fark 18.742 oldu. Ankara'da tablo değişmedi şu ana kadar. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in 10 ilçede ikinci kez yapılan sayım sonucunda gerçek olmayan rakamları vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Güvener, Mansur Yavaş 124.489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır ifadesini kullandı değerli izleyenler. Evet, bir taraftan da iktidar sandık görevlerine ilişkin yasal girişim başlattı. Sandık kurullarında görevli olanlara soruşturma iddiası gerçeğe dönüştü. Savcılar sandık görevlilerinin peşine düştü sevgili seyirciler. YSK istenen bilgileri soruşturma kapsamında savcılara verecek. Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt, Zeytinburnu, Beylikdüzü seçim kurullarında görev alanların bilgilerini istediği ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 Nisan 2019 tarihli kararı gereği istenen bilgilerin mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmesinde bir sakınca görülmemiştir denildi. CHP'ye ulaşan belgeye göre sandık kurulu başkanlarının, memur üyelerin, parti görevlilerinin oy torbalarını teslim almakla ve seçim sonuçlarını sisteme girişini yapmakla görevlendirilenlerin bilgileri istenmiş oldu. Belgeye göre görevli kişilerin isim, soyisim, TC kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve hangi kurumdan görevlendirildiklerine dair liste istendiği belirtiliyor haberin detaylarında.